Daha aydınlatıcı olur hocam. Şimdi e, Can Atalay'ın başına gelen geçmiş dönemde birkaç milletvekilinin başına geldi. başına geldi. Mustafa Balbay'ın başına geldi. MHP'den bir, bir emekli evet. komutanın evet. başına Aynen geldi. Öyle. Mehmet Aberal ee, onun, onun da başına, başına geldi, geldi zannediyorum. O dönemde bana da soruldu bu. Denildi ki biz bunu yasa değişikliğiyle yapabilir miyiz? Yani yasa yapamazsınız dedim çünkü anayasaya aykırı olur. Yani siz anayasanın 19. maddesinde bir değişiklik yapmadan sırf milletvekili seçildiği için sırf bak bu nedenle otomatik tahliyede bulunamaz. Çünkü cezalar almışlar veya yargılanıyorlar ağır suçlardan. Tutuklama şartlarının devam ettiğini söylüyor mahkeme. Mahkemenin kararına, yani mahkeme tahliye ederse yapacak bir şey yok. Can bir farkı var. İlk derecesi bitti. Zannediyorum iş sınavdan da geçti. Yargıtay'da olmasa. Hüküm özürlü mü diyorsunuz? Hüküm özürlü deniyor ama önemli değil. Hala tutuklu. Yani bir hükümlü değil. Öyle söyleyeyim. Eğer hükümlü olursa e, cezasının e, yani o cezası konusu suçtan dolayı zaten milletvekili düşecek. Yani milletvekili olarak kalabilmesi mümkün değil. Öyle bir riski de var. Ama ona rağmen daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi bu tür adaylar gösterdi. Seçildi. E, şimdi şöyle bir baskı oluşturuyorlar. Efendim işte parlamentonun bir üyesinin halkın temsilcisi olarak seçildiğine göre, yüksek seçim kurulu da buna da imkan izin verdiğine göre, doğru suçsuzluk masumiyet karinesi altında hükmü kesinleşmeden insanları suçlu ilan edemezsin, mecliste olması lazım. Diğer tarafta diyor ki ya siz bunu bile bile aday koydunuz. Tamam aday olabilirdi, oldu ama sırf seçilmesi otomatik olarak onun meclise gelmesini gerekli kılmaz. Şimdi sıkıntı şu, bir an önce dosyasının görülmesi lazım. Şu an eğer bana soruyorsanız dosyası ivedilik gereğince, milletvekili seçilmesi nedeniyle, şu anda tek değil. Tek ha, şöyle değil. Ya yapacak bir şey yok. Dosyasının acilen incelenmeye alınması lazım. Doğru, tek sanık değil ama onun özelliğinden eğer almadığın zaman, sırasını beklediğinde, birinci derece vermiş isnaftan da geçmişse ki öyle hatırlıyorum yargıtayda da, Yargıtay bu dosyayı alıp incelemezse, o zaman 104'ü e 3'ten dolayı sadece tutukluluk bakımından alacak, serbest bırakacak, diğerlerini de bırakmak durumunda. Sen bunu milletvekili seçildiği için bırakacaksan, bunun karşılıklı kanuni karşılığı yok ki bunun. Hüküm yok ki. Yani böyle bir sebeple tahliye olur diye bir şey yok. Diğer işte bir cezası farklı olan zannediyorum Kavala var. Ona ağırlaştırmış müebbet verdiler. Diğerleri hepsi aynı cezayı aldılar. İkisi teşebbüs ya da öyle bir şey galiba. Yani bari, evet. Şeyden yardım etmekten aldılar. Yardım etmekte öyle hatırlıyorum. Ve garip de bir yargılamaydı. O yargılamanın bir kısmına çarşıdan avukatlık yaptığım için biliyorum... Ee, Kavala'nın yargılaması çok enteresan önce beraat ediyor sonra bozuluyor, tutuklanıyor ondan bu defa beraat ediyor, bundan mahkum oluyor İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları var, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var, var oğlu var yani neticede siyaset dibine kadar karıştı o işlere ki e, Sayın Kılıçdaroğlu, da, Sayın e, Erdoğan Erdoğan'da o, o hususta da daha önce yaşanan bir e, yargı üzerinden tartıştılar efendim ben bırakmam ben bırakırım diyerek Maalesef kuvvetler ayrılığında bağımsız tarafsız olan yargı herkes bir kenar koyup istediği gibi yorum yapıyor. Ve şöyle bir algı. Aman onlar dikkat ediyorum ki ben edeceğim. Ben ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yargının gerçekten bağımsız tarafsız olması gerektiğini söyleyeyim mi? Yeri gelmişken onu da söyleyeyim size. Yargı mensuplarının durumlarının düzeltilmesi lazım. Bir cümle söyleyeceğim fazla değil. Yani korsanlık yapmayacağım. Hakimlerin, Cumhuriyet Savcılarının şu anda yargıda da bu düzeltmeler yapıldı ama alt kademede yapmadın. Diğer derecelerde yapmadın. Adliye personeli, zabıt katipleri bunların insanca yaşayabilecekleri, adalet dağıtabilecekleri, adalet hizmetinde çalışabilecekleri şekilde kazanç elde edebilmeleri, maaş alabilmeleri, geçinebilmeleri, barınabilmeleri lazım. Bu insanlar 13 bin, 14 bin lira aldıkları paralarla adliye personeli hayatını büyük şehirlerde geçirmek durumunda kalıyor. Peki, en önemli meselelerden birisi Dolayısıyla... Çağrı Ama şunu sormak istiyorum. Şimdi Can Atalay çıkmayabilir mi? Evet çıkmayabilir. Aynen. Milletvekilliği seçildiği halde çıkıyor. Aynen öyle değil. kalır. Milletvekili şimdi mazbatası alındı. Alındı. Kimisine göre. Milletvekili kimisine göre yemin etmediği için milletvekili sıfatını üstlen. Bence milletvekili. Mazbatasını aldığı için milletvekili. Ama gelip yemin etmesi lazım. Yemin tamamlayıcı. Çünkü parlamentoya gelmesi gerekiyor bunun için ya da parlamentonun bir istisnai kural koyup oradan segbistenilen sistemle bağlanıp genel kurulun önünde yemin etmesi lazım. Çok tuhaf bir durum. Esasında serbest bırakılması lazım. Fakat anayasada hüküm yok. Kanunda bir hüküm koymak suretiyle anayasaya aykırı kural getiremez. Şu anda bir mahkeme bıraksın deseniz eğer dosyası yargıtaysa öyle anımsıyorum. Yargıtay'ın bırakması gerekir. Yargıtay da erken inceleme yapacak. Tutukluluk bakımından bu kişi milletvekili seçilmiştir o nedenle tahliye ediyorum diyemez. Çünkü e, tutuklamanın şartlarını üzerinden ceza muhakemesi kanunun yüzüncü maddesinde böyle bir sebep yok. Ölçürlük ilkesi gereğince belki adli kontrol tedbirine dönülebilir. Der ki yurt dışına çıkış yasağı, imza mecburiyeti artık bilemiyorum. O zaman bunu diğer sanıklara da uygulayacaksınız onunla eşit durumda olanları uygulamanız gerekiyor. O zaman tümü için sizin bunu yapmanız gerekiyor. Ev hapsi yapsanız yine olmaz. Ya bunu adli kontrolün imza yükümüne getireceksiniz. Çünkü başka türlü bir çözüm yok. Oturdum ben de baktım. O dönemde Engin Alan hatırladım. Onunla ilgili dönemde de baktık. Milliyetçi Hareket Partisi'nden genel seçilmişti. Fakat alta koyduk, üste koyduk. Yasal karşılığı yok. Yani sırf bir insan milletvekili seçildi diye serbest bırakılmasını mümkün kılabilecek bir hüküm yok. O zaman ne yapacaksınız? Bunun durumuna bakacaksınız. Tutuklamanın şartlarına bakacaksınız. Ya da işin esasına bakacaksınız. Dosya bozuluyorsa bozmayla birlikte Yargıtay'da incelemesi ise Yargıtay tutukluğa son verebilir. O zaman gidip parlamentoda yemin eder, faaliyetlere de katılır. Yoksa şöyle bir durum olacak. Özlük hakları devam edecek. Maaşına hak kazanacak. Bütün o işte sıhhat, sağlık şartları ama e, içeride tutuklu bir milletvekili mahkumiyeti kesinleşir. Esas felaket orada başlıyor. Neden? E o zaman da milletvekilini kaybedecek. Çünkü soruşturmasına seçimden önce başlanılmış bir dava bitmiş, kesinleşmiş. Onun Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına bildirilmesi, o bildirimin de genel kurulda okunmasıyla birlikte milletvekili sıfatla düşecek. Dolayısıyla davanın esası da diğer taraftan önemli. Yani bu riski... Çok önemli. Evet. Size bu, bu, çok önemli bu... bir açıklama yaptınız evet. çünkü Bu, bu riski aldı biliriz. yani Cumhuriyet Halk şey, Zannediyorum Partisi'nden gösterildi değil evet, mi? İşçi Partisi. İççi Partisi. Doğru. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi işçi partisinden seçildi. Milletvekilinin de bu şekilde tehlikeye girme ihtimali var. Yok değil. Yani o şöyle değil. 2 yani... yıl değil miydi hocam orada bir süre olması gerekiyor. Yok, süre gerek müre yok. yok. Şeyden yok. mi yani söylüyorsunuz? Milletvekilliği Çık haklarına yok. kazanabileceği bir ya, süre var. Hayır, şöyle söyledim. O hakları ben bilmem. Eğer kesinleşirse o kesinleşir düşer. Düşecek. Evet, evet. düşecek 84. Evet. maddeye göre. Yani devam edebilme imkan ihtimali yok. Yani dolayısıyla can Atalay'ın şu anda e, riski ee, halkın temsilcisi olarak Hatay'dan seçildi zannediyorum. Meclise Hatay'dan. gidip parlamenter olarak milletvekili görevini yapamazması bunun sebebi tutuklama. Ama tutuklamayı sonlandırma, bir insanın milletvekili seçilmesine bağlı olarak tutuklama sonlanabilir diye anayasada bir hüküm yok. Ceza muhakemesi kanununda böyle bir hüküm yok. Bunun için ya dosyası erken incelenecek bir bütün olarak ya da tümüne tahliye verecekler. Orada bulunanların ee, onda ölçülük ilkesi gereği Yargıtay bugüne kadar yapmadı. Ben örneğini hiç görmedim. Yani Yargıtay bugüne kadar işin esasıyla birlikte çok dosyaya çok girmiştir. yani bir önden ben tutuklamayı inceleyeyim. Biz... Ondan sonra işin esas, esasıyla yolu olur. Yargıtay o işe giremez. Çok yani. önemli bir açıklama yaptınız. Çünkü biz günlerdir Can Atalay neden çıkmadın? Can Atalay yemin etmeli haberleri yapıyoruz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi bakacak zannediyorum işe de. Yani Yargıtay'da, Çok önemli bir açıklamaydı. İsmail bir teyit işte et. Yargıtay'da dosyası bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Doğru değil mi? İstinaftan geçti çünkü. Evet öyle biliyorum ben de. Yani.